Selam millet, ben Şefik ve bu da No Rest for the Wicked yeni oyunlardan biri. 18 Nisan'da erken erişime sunuldu ve burada çok önemli bir detay var. Oyunu geliştiren Moon Studios daha önce Ori serisiyle karşımıza çıkmıştı ama bu sefer bambaşka bir oyun yapmışlar. İki türü bir araya getirmişler, içine başka şeyler de katmışlar, diğer oyun türlerinden de şeyler katmışlar ve çok zengin bir oyun çıkmış karşımıza. Oyun bu arada erken erişimde. Oyunun tabii ki şu an tamamı yok ama güncellemelerle içerikler gelmeye devam edecek. Şimdi bu iki tür ne dersiniz? Oyunun zaten türü aksiyon RPG. Oyunun temelini bu oluşturuyor. Ama bunun için Souls-like öğeleri de katmışlar. Yani Dark Souls ve benzerleri gibi bir zorluk olayı da var. Sadece zorluğu değil tabii ama başta zorluk olmak üzere birçok detayı oradan da almışlar. Ve çok da güzel bir oyun ortaya çıkmış. Oyunla ilgili detaylara geçeceğim. Şu ana kadar 5 saat oynadım. 5 saat boyunca gördüklerimi size anlatacağım. Ama önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi karakterimle beraber oyunun dünyasına geçeyim. Ve karşınızda oyunun geçtiği Sakra Adası'nın başkenti Sacrament'teki bir kulede, kulenin balkonunda şehri izleyen ben. Burası oyunu anlatmak için güzel bir nokta, başlangıç için güzel bir nokta diye düşündüm. Enfes bir manzara önümüzde. Burada temel şehri anlatacağım. Sonrasında aşağı ineceğim, biraz şehri göstereceğim ve biraz da oynanışa geçeceğim. Asıl zor olan kısım zaten benim için orası. Şimdi oyun hikayesi şu. 841 yılında bir kral ölüyor ve yerine oğlu geçiyor. Oğlu da genç zaten. Bu başlı başına bir risk. Aynı zamanda bir de veba salgını var. Bu da insanları öldürüyor ya da farklı türde düşmanlara dönüştürüyor diyeyim. Bu da var. Bir yandan da kiliseyi temsil eden Selin diye bir karakter var. O da başka bir baskı unsuru, başka bir değişken. Ve biz de bu adadayız. Bu ada zaten en çok etkilendiği için onlar da buraya doğru yol alıyorlar diyeyim. Burayı aslında temizlemeyi vaat ediyorlar ama aslında burayı belki de değiştirmeye çalışıyorlar. Bizim olayımızda biz gemiyle aslında yol alırken bir şekilde gemi saldırıya uğruyor ve sonunda karaya vuruyor. Orada bir oynuyoruz. Üstümüzde hiçbir şey yok. Ne kıyafet, ne silah, bilmem ne. Bunları topluya topluya ilerlemeye başlıyoruz. Şimdi oyun haritası şu. Bu haritayı tabii açmak gerekiyor bol bol. Gemiyle karaya vurduktan sonra ve ilerlemeye başladıktan sonra amacımız ilk olarak bu başkente gelmek, Sacrament'e gelmek. Buranın hemen girişinde şurada ilk boss'umuzu görüyoruz. Boss'u kesmek çok zor, benim için çok zordu. Zaten bu Dark Souls ve benzeri oyunları oynamamın sebebim bu boss savaşlarının çok zor olması. Özellikle benim hiç beceremediğim, ki bugüne kadar benzer birçok oyunda söyledim, bu peri mekaniğini ben bir türlü çözemedim. O yüzden de çok zorlanıyorum. Neyse, bu boss'u alt ettim ve içeri girdim. Şimdi bu şehirde çok fazla şey var. Tekrar haritaya açayım. Bu şehre girdikten sonra şöyle yaklaşınca göreceksiniz. Bir sürü nokta var ve bir sürü NPC var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz, bu bir aksiyon RPG oyunu olduğu için karakter özellikleri, ekipmanlar vesaire çok fazla olduğu için bununla ilgili tabii ki bir sürü detay var. İşte burada bir demirci var, ondan silah alabiliyorsunuz, silah yaptırabiliyorsunuz. Ona ekstra şeyler katabiliyorsunuz. İşte parçalar takıyorsunuz ve rune'lar takıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Farklı farklı karakterler, farklı farklı şeyler sunuyor size. İşte kıyafettir, ıvır zıvırdır vesaire. Ama oyunun en ilginç özelliklerinden biri şu. Biz şimdi buraya geldiğimizde bizi ilk yönlendirdikleri burası. Biz acemi olarak, bir çaylak olarak geliyoruz ve bize burada bir oda veriyorlar. Bu oda küçücük bir oda. Ama sonrasında henüz ben o noktaya gelmedim. Ama bir tane görev var. Onu yapınca, daha doğrusu o görev şeyini, yolunu izleyince açılıyor. Bu şehrin merkezinde kendinize ev alabiliyorsunuz. Yani merkez derken birçok yerinde farklı evler var galiba da şu an burada ikon olarak görünmüyor. O noktaya geldiğinizde özellikle şehir merkezine yakın olan bir yerde var alternatif olarak. Bu evi alıyorsunuz ve o evin içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Sonrasında da aslında eşyalar craftlayarak evi de biraz düzenleyebiliyorsunuz. Yani işin içinde aksiyon RPG var, evet, Souls-like var, evet. Bir de ev kurma, ev inşa etme ve tabii base inşa etme gibi diye düşünmeyin diğer oyunlardaki gibi. Hani eve ekipmanlar vesaire alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Böyle de güzel bir yanı var. Yani gerçekten bir şehre gelmişsiniz, burada yaşamaya başlıyoruz gibi bir yapısı var diyeyim. Etrafta bir sürü NPC var. Bir sürü konuşacak karakter var. Bazı sadece böyle jenerik şeyler söylüyor. Bazıları gerçekten size bir şeyler anlatıyor. Bu şehirle ilgili önemli şeylerden biri de şu. Aslında biz burayı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Burası zarar görmüş, yıkılmış. İşte bazı yerleri eksik. İşte köprüleri yok. Atıyorum şu an ben aşağı iniyorum ya, yavaş yavaş. Mesela oradan aşağısında bir asansör iniyor. Oraya gitmeniz gerekiyor. Daha sonra asansörü de inşa etmeniz gerekiyor. Böyle aslında burayı yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz ve bunun için çok fazla çaba harcıyorsunuz. Bu arada bu başkent küçük değil, biraz büyük. Çok kaybolabiliyorsunuz, özellikle benim gibi ilk saatlerde. Neyin nerede olduğunu bulmak için bayağı bir gezmeniz lazım. Yavaş yavaş öğrenmeniz lazım ama dediğim gibi asansör ve benzeri yapıları, işte bir şeyleri inşa ettikçe siz aslında burada daha rahat gezebiliyorsunuz. Mesela ben şu an yanlış yere mi saptım? Aslında başkentin görmediğim bir kısmına gelmiş oldum. Güzel oldu. Etrafta yine farklı karakterler var. Onlar ya, bunlar tabii NPC
ana NPC'ler gibi düşünmeyin. Bunlardan alacak bir şeyiniz yok. Bu arada etrafta gezerken klasik boş gezmeyin diye kutuları bilmemleri kırıp kendinize bol bol kaynak toplamaya çalışabiliyorsunuz. Gerçi buralarda çok fazla şey düşmüyor ama burası aynen şehrin merkezi, hatta evlerden biri galiba şunlardan biri. Burası olabilir. Şu an alamıyorum. Ama burayı görmüştüm. Hani bu tip evleri alabiliyorsunuz ki yukarıdan daha iyi, daha merkezi bir yer. Bu arada odamızda mesela şu an küçücük bir oda, bir tane sandığımız var. Onun içine fazla eşyalarımızı vesaire koyabiliyoruz. Onun dışında böyle bir karakter var mesela, Captain Randolph. Bu önemli. Niye önemli? Bu size bol bol görev veriyor oyunda. Bununla konuştuğunuz dem konuşup yani sizi yönlendirmelerini de dinleyebilirsiniz ama onun dışında bundan görevler alabiliyorsunuz. Bounty Hunting görevleri, challenge'lar vesaire, ki ben 4 tane bitirmiştim galiba. Buraya günlük ve haftalık görevler geliyor bu arada. Ve bu da hani oyunu canlı tutuyor diyeyim. Size farklı görevler ve işte ne bileyim odun topla, bilmem ne topla diyor işte gittiğinde. Ya odun toplamak, evet yani bana da başta tuhaf gelmişti ama oyun dünyasında gezerken ağaç kesebiliyorsunuz. Tabii ki bunun için ekipmanınız olması lazım demişken, aslında burada biraz oyunun aksiyon RPG tarafına ve envanter kısmına bir gireyim. Burası da aslında save ettiğiniz ve festival yapabildiğiniz noktalardan biri. Şimdi şöyle bir envantere girelim. Gördüğünüz gibi envanterim tıka basa dolu. Oyunun menüleri üstte ana şey seçenekler var. Altına girdiğimizde, envantere girdiğimizde solda envanterde farklı farklı kategoriler görüyorsunuz. İşte burada silah ve ekipmanları görebiliyorsunuz. İksirleri görebiliyorsunuz. İşte enerji veren bilmem ne vesaire. Onun için kaynaklar topluyorsunuz. Bunların kimisini yiyorsunuz, kimisini başka şeylerde işte silaha katabiliyorsunuz, zırha katabiliyorsunuz. Onlara bonuslar katıyor ya da işte zırh craft edebiliyorsunuz. Hani bu kaynak bölümü diye düşünebilirsiniz. Anahtarlar var ki çeşitli yerlere girmeni sağlayan. Bunlar zaten hani diğerlerine baktığınızda birçok eşyanın üstünüzdeki taşıdığınız şeyin ağırlığı var ama anahtarlar da öyle bir şey yok. Bunlar daha çok işte belli yerlere girmenizi sağlayan ya da işte görev eşyası gibi de düşünebilirsiniz bunları. Sağ taraftaki envanter biraz ilginç. Burada mesela bir kılıç, bir kalkanım vardı. Sonrasında belli bir noktaya geldiğinizde mesela hangi karakteri hatırlamıyorum, ondan bir şey talep edebiliyorsunuz. Size bir kuledeki adamdı, evet. O size bir şu kilitli yerleri açma şansı veriyor. İkinci bir silahınız oluyor. Ki hani savaşlar sırasında hemen değiştirebilin diye. Ya da işte bu tool kısmını büyütebiliyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi baltamız var, kazmamız var, oltamız var. Evet, balık da tutuyoruz bu oyunda. Ya çok çeşitli, o kadar çok şey var ki oyunda, hani birçok oyundan gelen şey var ki hani sürekli olarak oyunun dünyasında gezerken yapabileceğiniz şeylerin sayısını da arttırıyor. Bir sonraki aşama, üstteki ana sekmelerden gidiyorum. Karakter özellikleri burada işte klasik. Yeteri kadar XP topladığınızda level atlıyorsunuz. O size 3-4 puan veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Onları işte sağlıktır, dayanıklıdır, güçtür vesaire, fokus vesaire. Bunlar da dağıtabiliyorsunuz. Ben şuraya bir abandım. Çünkü benim bir tane kılıcım var. Onu elime aldığım zaman hem kılıç çok ağır. Daha doğrusu kılıcı ben upgrade ettim. Demircide ve kılıç inanılmaz ağırlaştı. Artı kılıcın bir dezavantajı oldu. Taşıma kapasitemi düşürüyor. Yani hem kendisi var hem de kapasiteyi düşürüyor. Aslında burada kullandığınız silah oyun tarzınızı da belirliyor. Yani ağır silah kullanmak vesaire. Hatta şuraya geri döneyim. Silahları da göstereyim. Burada işte tek elle kullanabildiğiniz kılıçlar da var. İki elle kullanabildiğiniz büyük kılıçlar da var. Böyle farklı farklı silahlar, işte asa vesaire de vardı ya da bilmiyorum ok var mı? Henüz daha görmedim ama bu şekilde hani farklı oyun tarzınız, kullandığınız silaha göre şey oyun tarzınız tabii ki bunu yönlendiriyor. Burada silahların özelliklerini vesaire görebiliyorsunuz. Silahlarla yapabildiğiniz özel hareketler var. Bunları da görebiliyorsunuz ama işte o hangi özelliğinize daha güçlü olmasını gerektiriyor. Orada yazıyor. Mesela burada işte güç odaklı bir silahım var, onu kullanıyorum. Hani bu şekilde aslında bu envanteri de ona göre düzenliyorsunuz. Onun dışında görevleriniz var. Bütün görevleri alıp böyle topluca biriktirebilirsiniz. İşte hangisinden gitmek isterseniz oradan gidebiliyorsunuz. Şurada bounty'ler var. Bu görevleri alıyorsunuz. Challenge'lar var dediğim gibi. Bunları şurada karakterden alıyorsunuz. Hatta ondan ben bir şey alayım. Çok saçma, yani çok vasıfsız bir şey belki Aristoplu'muk ama hani öyle şeylere denk gelirsem bunları da göstermiş olurum. 5 tane clay topla diyor. Bunu da açıyorsunuz. Bir tane silahını geliştir diyor. Bunu yapmıştım aslında ben. Bunun ödülleri var. Sağda paraları görüyorsunuz. Altın, gümüş, bronz diyeyim. Öyle paralarınız var. Zaten bronz olanı 50 olan saatte ödül olarak verdiği. Onu zaten bulabiliyorsunuz. Onun dışında ödül olarak size kıyafetler de verebiliyorlar. Evet, kıyafet de bol bol toplamanız gerekiyor. Şunu açalım. Hatta hepsini açalım ya, dursun. Bunların hepsini açabiliyorsunuz.
3 tane proje yap diyor. Bahsettiğim şey buradaki belli binaları yapmanız gerekiyor. Hatta onun yanına gidebilirsem, daha sonra karakteri bulabilirsem onu da gösteririm. Challenge'ları aldık. Onun dışında burada erken erişim ödül diye bir şey var. Ben buna bastım, bir anda Twitch'e bağladı beni. Twitch'ten bir gittim, yeni kıyafetler aldım ama şöyle bir sorun oldu. Onu da şuradan burada yok. Şey attım tabii, dolaba attım. Şöyle ki o verdiği seti, o kıyafet setini level 21 olduğunuzda kullanabiliyorsunuz. Güzel üst level'lardan bir şey verdi ama tabii ki onu kullanmak için bayağı yol almam gerekiyordu. Bıraktım. Bu arada ben en son oynadığımda bayağı bir şey almışım. Üstümde çok fazla şey var. Yani üstünüzdekiyle farklarını da buradan görebiliyorsunuz. Hasar aldığınızda experience kaybı oluyormuş mesela. Güzel bir kıyafet alayım dediniz ama böyle dezavantajları olabiliyor. Yine kullanabildiğimiz, kullanamadığımız şeyler de var. Bunların da hepsi üstümde kalmış. Neyse ben bu şekilde ilerlerim. Şimdi şu karakterin de bir yanına gidelim. Neredeydi o? Şuradaydı. Hemen yukarıda. Onun yanına gittiğimde mesela ne tip projeler yapıyoruz onu da göstereyim. Evet, oyunun belki aksiyon kısmını görmek istiyorsunuz ama oyunun bu kısmı da çok zengin, çok derin. Ya yani çok fazla yapılacak şey var. Bu aynen bu Danos'tu. İnşa işlerine bu bakıyordu. Orada bu kısmı hemen geçiyorum. Burada bir şeyler satın almak, ya yani satın alabiliyorsunuz tabii birçok satıcıya birçok şeyi de satabiliyorsunuz ama onun dışında bunun olayı zaten bu proje olayı. Yani şuradaki projeler gördüğünüz gibi bu kaldığımız bölgede, bu lojman gibi bir yerde kalıyoruz. Orada ilk kapıdan çıktığımızda mesela yukarı çıkıyoruz, aşağı inemiyoruz. Muhtemelen oradaki o bize söylüyordu yani buradan aşağı inilmiyor, burayı yapamıyorum henüz diye. Burada adama işte belli şeyler getirdiğinizde vesaire projeleri seçtiğinizde belli bir süre de geçtiğinde bu projeler hayata geçiyor. Bunların takibini yapabiliyorsunuz. Bir projeyi seçiyorsunuz. Elinizde o kaynak varsa ki bende bir pine wood var, kapur yokmuş. Bunları verdiğinizde bu nasıl diyeyim, yatırımı yaptığınızda, istediği şeyleri getirdiğinizde şehirdeki bu eksik olan yerler ya da olan ama level'ının yükseltilmesi gereken, yani bazı yerleri birden ikiye çıkarmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi işte demircidir vesairedir. Yine bu 4 saatte yapılan az önce benim merdivenden dolaşa dolaşa indiğim yolu kısaltan asansördür vesaire. Bir sürü yer var. Sonuç olarak bayağı bir yapılacak şey var şehirde de. Yine sizin böyle silah craft edebileceğiniz, zırh craft edebileceğiniz ya da iksir yapabileceğiniz bu masalar vesaire, işte bunların hepsinde inşa edebiliyorsunuz. Galiba bunları evimize yapıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi şu haritaya bir daha bakacağım. Pardon, şuradan devam edeceğim. Burada göstermediğim şey kaldı mı? Görevleri gösterdim. Haritayı gösterdim. Blueprintler vesaire zaten burada menü. Şimdi şuraya tekrar döneyim. Burada dediğim gibi farklı karakterler var. Bunlardan yapabileceğiniz şeyler var. Mesela şu adam nasıl diyeyim, mobilyacı. Yani bundan mobilya vesaire alabiliyorsunuz, yaptırabiliyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz gibi bol bol karakter var. Belki oyun ilerledikçe yeni karakterler de açıyordur. Bu şehri biz geliştirdikçe belki burada iletişime girebileceğimiz karakter sayısı da artıyordur diyorum. Bu benim büyük kılıcım. Bunu elime aldığımda yürüyemiyorum. Onu almayacağım. Şimdi biraz da bir şey de atladım mı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla şey var oyunda. Yani sıradan bir, yani sıradan da demeyeyim tabii, aksiyon RPG oyunları zaten zengin ve dolu dolu oluyor ama başka detayları da kattıkları için zaten oyun iyice bir zenginleşmiş. O yüzden bazı atlar mıyım diye de bir endişe ettim. Ama şurada balık tutabiliyor muyum ben mesela? Niye bir tek sen? Şurada balık var. Mesela balık nasıl tutuluyor onu da göstereyim. Bakın burada oltaya atıyorsunuz. Ya minicik bir şey ama sonuçta balığı alıp yemek yapmanız gerekebiliyor. Çünkü Souls-like oyunlardaki gibi dövüş kısımları benim için çok zor. Darbe aldığımızda sağlığımızı geri getirmek için bayağı bir dikkatli olmamız gerekiyor. Çok savaşlarda nasıl diyeyim, İşte düşmanların paternlerini öğrenmek gerekiyor vesaire vesaire. Tabii ben onları çok öğrenemeyince ya da özellikle peri mekaniği çok yardımcı olurken ben onu çok beceremediğim için ne oluyor? Çok hasar alıyorum. Çok yemek yapmam gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden benim gibi oyuncular bol bol yiyecek toplamalı. Ben şimdi yavaştan şuradan bir şehirden çıkayım. Şehrin içi güvenli. Burada başımıza bir şey gelmiyor. Bu arada biz buraya yerleşiyoruz. Sonra o bahsettiğim kralın oğlu değil ama kiliseyi temsilen Selim buraya geliyor. Burada da bir atışmalar oluyor. Ya oyundaki bütün, şu an tabii hiç girmedim ama bütün ara sahneler, diyaloglar çok güzel tasarlanmış. Herkes, yani seslendirmeler vesaire her şey çok iyi. Hani böyle boş ge bazı oyunlar var mesela, özellikle erken erişimdeyken birçok detayını bulamıyorsunuz oyunun. Yani seslendirme olmuyor, bir şey olmuyor, ara sahne olmuyor vesaire. Bu oyun şu anki haliyle bile birçok şeyi sunuyor, içeriyor diyeyim. Şimdi
Buradan çıktık. Umarım karşıma çok fazla düşman gelmez. Gerçekten çok zorlandığım bir savaş mekaniği var. Buradaki boss'u öldürene kadar peri mekaniğini bulan ve oyunlara ekleyen kişiyi bayağı bir andım mesela. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu ilk olarak bölgeye girdik. Zaten bazı görevler bölgesel görevler. İşte şurada bunlar tabi basit görevlerden bahsediyorum. Şurada şu kadar ne bileyim işte fare öldür. Ya da şurada şu kadar bir şey topla. Hani böyle görevler de oluyor. Etrafta gezerken gözünüzü dört açıyorsunuz. Toplayacak bir şeyler bulabiliyorsunuz. Bu arada buraya fast travel yapabiliyordum galiba. Yapmadım. Ama işte etraftan böyle bitki mitki topluyoruz. Hatta burada bir ateş mi vardı? Yukarılarda bir yerde ateş var. Burada da galiba düşman var. Ya bazı düşmanları... Bunlar düşman mı? Ağaç mı? Ağacı da gösteriyormuş. Evet. Ağacı da bir an arkasında düşman mı var dedim. Bu şekilde ağacı da kesebiliyorsunuz. En basit şeylerden biri. Bunu yaparak da bir... günlük challenge ya da vesaire hani bu görevleri yapmanın da ödülleri olduğu için hani gezerken düşman öldür ilerle değil her şeyle ilgilen demişler aslında o görevleri verirken. Ben şu ateşi arıyordum ya. Heh, yukarıda ateş var. Ben buraya daha önce gelmiştim. Burada birileri vardı ama şöyle bir oturalım bir şey yapabiliyor muyuz bakalım. Yok mantarımız yok yapamıyormuşuz. Bu sandığı da açtım diye hatırlıyorum. Tekrar açtığımda bana ne verecek? Kaynak verdi güzel. Bunları da alalım. Ve yola devam edelim. Şöyle basit birkaç düşmanı görürsem keserim. Aslında bir tane boss buldum. Boss'ta hiç baş edemedim. Oraya gitmek istemiyorum o yüzden. Zaten oyunun dünyası açık bir şekilde önünüzde duruyor. Siz keşif yapıyorsunuz, sağa sola gidiyorsunuz. Hani birçok şeyi bulup, görüp savaşabilirsiniz. Ben en son buradan gelmiştim ya. Evet, burada birilerini öldürmüştüm. Ama şöyle bir ilerleyelim. Yalnız boss bu taraftaydı galiba. Oraya da çok girmek istemiyorum. Şu bölümde şu alt tarafta bir şey arıyordum. Aslında oraya doğru gideyim. Hemen aşağı inelim. Şimdi çok fazla anlattım. Siz burada bu kılıcı kalkanı bilmem nesi var. Bu adam ne yapıyor? Boş boş geziyor mu diyeceksiniz. Şunu da hatırlamış olayım. Buradan inmeyeyim. Bakalım buradan bir yere gidebiliyor muyuz? Tekrar haritayı açalım. Bakın buraları. Ya bu arada harita böyle kapalı. Hani siyah olan yerler zaten kapalı. Bir de böyle geçip açıp hani oradaki şeyleri görmeniz gerekiyor ki hani keşfetmeniz gerekiyor aslında ne olup bittiğini. Bu arada yukarıdan gitmem gerekiyormuş. Hemen yukarı gideyim. Boş bir gezi olmasın. Belki bir şey görürüz. Boss'u görürsek de nasıl öldüğümü, nasıl beceremediğimi görmüş olursunuz. Tekrar bakayım. Hani yukarıdan gideceğim. Zaten buraları ben buralardan geçmiştim. Şimdi bir çalıştıralım. Asansöre binelim. Bu aşağı indiriyor beni. Aslında benim gitmem gereken yukarıdaydı sanki. Bakayım. Aynen bu benim geldiğim yerlerden biriydi ama gelmişken tabii ki chestleri de açalım. İçinde ne var ne yok alalım. Genelde para vesaire işte oyunun dünyasına dair notlar. Burayla ilgili belki öğrenmek istediğiniz şeyleri vesaire görüyorsunuz. Aa doğru yoldayım şimdi tamam. Bakalım. Galiba ben o boss'a doğru gidiyorum ya. Hiç istemiyorum biliyor musunuz? Ama bir boss'a gideyim nasıl öldüğümü göstereyim size. Sonrasında belki bir daha bir devam ediyorum. Bir boss savaşı görmüş olun. Bir boss görmüş olun. İşin kötüsü... Aa bir dakika. Hop. Burada aslında başka bir savaş vardı. Bizimkilerle haydutlar savaşıyordu diyeyim. Onlara biraz yardım ettim ben. Sonra onların birçoğu öldü. Burada da bir tane kalmış yalnız. Yardım ediyor gördüğünüz gibi. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bakıyorum. Yemek almamışım ben yanıma. Şöyle silahınızın özel vuruşu oluyor. Yalnız tekme atmasaydın iyiydi. Sol atta aslında... Onu da söyleyebilirim de bu savaş sırasında biraz zor onu söylemem. Ve tekmeyelik. Ve hiç yiyecek bir şeyim yok. O çok kötü oldu. Bu adam oyalar mı onu bilmiyorum. Biraz kaçak dövüşeceğim. Yuvarlana yuvarlana hayatta kalmaya çalışacağım. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Eyvah. Ve sonunda öldüm. Yiyecek hiçbir şey almamışım. Haliyle o sağlığı basamadım dediğim gibi. Ölünce muhtemelen son kullandığım noktada spawn oldum. Aynen burada spawn oldum. Hemen şöyle yapabiliriz. Şuradan fast travel'da muhtemelen oraya gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım doğru yere mi geldim? Evet. Şimdi yapmam gereken benim biraz yiyecek bulmam. Biraz daha güçlü bir şekilde o boss'un karşısına çıkmam. Ama sanırım şu an onunla baş edemeyeceğim. Biraz daha şöyle farklı bir yola gidelim. Keşfetmediğim bir yer varsa oraya gideyim. Bakın hemen bir düşman gördük.
Orada mantar da bulduk. Hemen yemek slotuna eklendi. Aşağı bir atlayalım. Kurtulmak için. Darbeyi de aldık zaten. Adam direkt yaktı ya. Bu arada bu sefer karşılık verebildim. Normalde bunu çok zor yapıyorum. Bir de RT'ye atmışlar. Yani trigger atmışlar. Normal bir tuş olsa belki bir tık daha kolay yapabilirdim diye düşünüyorum ama. Yani zaten beceremediğim bir olayı. Özel saldırımızı yapalım. Şu mantarı da yemek istemiyorum çünkü mantardan yemek yapmak istiyorum ama. Eyvah. O mantarı yiyeceğim ben. Çok fazla şey vermiyor. Belli bir süre sadece sağlık basıyor size ama o da yetmiyor tabii ki. Bir de yere indirdi. Ben bunu alırım ya. Ya biraz da korkak oynuyorum. Aslında burada biraz... Erken öldük. Biraz daha agresif davranılabilir. Yalnız yine yakında spawn olacağım muhtemelen. Aynen buraya gelmiştim. Hatta o da burada. Bakalım sağlığı tam mı? Aa, süper. Aldık bir şekilde. Çok iyi. Yemek de geldi. Hemen yiyelim. Ya da hemen yemeyelim. Bir darbe daha alırsak yiyelim. Çünkü o bayağı bir sağlığı fulluyor. Şeyimizi yiyelim. Ham yerken az kalsın yanıyorduk. Ya burada düşmanların aslında hareketlerini ezberleyip ona göre hareket etmek lazım. Ben çok zorlanıyorum oyunlarda. Aşağı mı düştü o? Evet öldü. Güzel oldu. Onu da öldürmüş olduk. Arada tabii yemeği de yedik. Ondan pek bir şey de düşmedi. Oyunun dünyasında böyle gezerken, keşif yaparken her yere böyle gitmeniz gerekiyor. Böyle ya oradan gidilmiyordur dediğiniz her yere. Çünkü her yerden sandık çıkabiliyor, ödüller çıkabiliyor, ıvır zıvır çıkabiliyor. Bakın mesela buradan bir yüzük çıktı galiba. Bir slotumuz vardı. Benim mevcut yüzüğümle çok da benziyor aslında. 15, 11, 7, 9 şeylere baktım ben verdiği şeylere. Farklı yerlerden artı farklı. Neye size dayanıklık veriyor? İşte elektriğe mi, soğuğa mı, işte ateşe mi, neye karşı koruyor? Bunların hepsinin takibini yapabiliyorsunuz. Ben oyunun böyle ilk level'larında, şu an 5 level'ım. Biraz daha bodosluğuma gidiyorum. Yani level attım, böyle birkaç özelliğimi geliştireyim. Sonrasında yola devam ederim diye. Buradan bir yere gitmeye gerek yok. Şu sol tarafta ne vardı? Bakacağım. Bakın bir sandık daha var. Şimdi başından beri söylemediğim şeylerden biri oyunun dünyası. Ya ben gerçekten çok sevdim oyunun dünyasını. Hani tasarımı vesaireyi. Etraf çok güzel ve ya masalsı duruyor diyeyim. Ya yani izometrik kamera açısı. Ay yine boss var orada değil mi? Oraya gitmeye gerek var mı? Yok. Hani bu kamera açısından biraz da yakından gösteriyor. Bazen biraz şey yapabiliyorsunuz. Ya çok yakın bu. Hani etrafı göremiyorum. Düşman göremiyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Bir düşmanın arkasından yavaşça yaklaşırsanız onu öldürebiliyorsunuz. Yani öyle bir olay da var ama. Maalesef tabii bu biraz bu kamera açısı yüzünden. Hani bunu bir negatif şey olarak söylemiyorum. Hani sizi biraz zorlayabiliyor. Şuradan atlayabiliyorduk sanki. Küçük aralıklardan da bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Böyle aklıma gelen mini bir şey daha. Yine bir şey bulduk. Suya atlayabiliriz. Yüzebiliyoruz. Allah. Yüzebiliyoruz bu arada ama. Çok uzun yüzemiyoruz galiba. Şurada balık tutabiliriz. Şu an tamamen dünyayı keşfedip kaynak toplayıp takılabildiğiniz bir an yani. Bakın burada balık tutayım. Sol alttaki şeyi anlatmadım. Onu da anlatayım. Sol altta silahlarımızı vesaire görüyorsun. İşte orada yiyecekler, iksirler vesaire toplanıyor. Balığı bir tutalım. Dikkatimizi verelim. Orada hareketi gördüğünüz zaman basacaksınız, çekeceksiniz. Sol altta silahlar, kalkanlar vesaireyi görebiliyorsunuz. Onlar da aslında slotla alakalı bir şey. Yani şimdi bir tane silahım var ya benim. Zaten bir silah olduğu zaman silahınızı değiştiremiyorsunuz. Ama silah ya da işte burada kalkan neyse. Bunların slotlarını açarsanız ve burada bir iki tane silahınız olursa. Yön tuşuna basarak silahı değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde işte sol tarafta bir şey varsa, sağ tarafta bir şey varsa bunları da değiştirebiliyorsunuz. Yanlışlıkla orada bir iksir kullandım galiba. Bakayım ne kullandım. Bunu kullandım. Fiziksel hasar vermemi sağlıyormuş. Bir anda bunu kullanmış olduk. Üst tarafta da yiyecekler var. Şu anda onlar yok. Silah ve şu an kalkan slotunda da LB'ye ya da RB'ye basılı tuttuğunuzda onunla ilgili özel bir şey varsa ki kılıç da var. Mesela şu an bir saldırı olayımız var. Bunu kullanabiliyoruz.
Bunun da şeyi var. Sanırım Focus gerekiyordu bunun için. Gördüğünüz gibi ona hiç yatırım yapmamışım ama burada bir silahın üstüne geldiğinizde onun fokus değerini vesaire de görebiliyorsunuz. Hani onu kullandığınızda ne olur vesaire gibi. Ben çok fazla kullanmıyorum. Yani çünkü dolması gerekiyor. Dolduruyorsunuz tabii yaptıklarınızı ve zamanla vesaire ama ben ona çok odaklanmamışım belli ki oraya puan da vermemişim. Şimdi şuradan aşağı inmiş miydik? Demin buraya inmiştik. Yani aynı yerlerde gezmeyelim. Şu boss'un yanına bir daha gidelim. Olmadı farklı bir yere gideriz. Bir yandan da anlatacak şeyler var mı? Atladım mı diye düşünüyorum. Yani çünkü bu boss'la savaşırken bayağı bir zaman harcamış oluruz. Bu arada yemeğim de yoktu. Ben yine buraya geldim. Darbeyi de aldık. Bir yanında durayım dedim ne yapacak diye. Bunun tabii şeylerini ezberlemedik öldük. Bunu aslında geriye dönmek için yaptım. Buraya dönmek için yaptım. Akıllıca bir hamleydi. Şimdi şuradan devam edelim. Farklı bir yere gidebiliyor muyuz diye bir bakayım. Fast Travel'da gideceğim fazla bir yer yok. Başkente gidebiliyorum. O zaman şu yukarıdan bir tekrar dolanalım. Buradaki ilk düşmanları öldürmüştük. Buradan yol nereye götürüyor beni? Bir bakalım. Ateş buldum. Çok iyi. Yemeğim varsa yapabilirim. Burada bir tarif biliyorsanız ve onunla ilgili kaynağınız tabii varsa işte burada mantar varsa vesaire. Muhtemelen bu şeyleri de bu arada tarifleri de ilgili NPC'lerden ya ödül olarak alıyorsunuz ya parayla tarif alıyorsunuz. Zaten birçok şeyi hani eşyalarla ilgili de blueprintler vesaire alıyorsunuz. Yine bayağı bir şey bulduk yalnız. Bunları alıp bu tarifleri öğrendikten sonra zaten burada şu an sadece mantar yapabiliyorsam muhtemelen merhaba. Hop aşağı düştüm. Bakalım o da gelir mi? Merdivenden geliyorlar bu arada mı? Ben çıkayım. Ya da çıkmayayım. Gel gel. Tamam sen gel. Olur. Düşerek öldü. Güzel. Artık bu seviye en sıradan düşmanları da çok savunma yapmadan öldürebiliriz. Parasını da aldık. Bir güzel. Tekrar yukarı çıkalım. Bakalım orada bizi bir şey karşılayacak mı? Bu mini gezintilerde de işte bir şey hatırlarsam diye etrafta da bir şey görürsem anlatırım diye biraz bakıyorum. Aa çok güzel. Mantarımızı da bulduk. Burayı da bulduk. Aşağıda bir tane daha yer var. Bak oraya da gitmişim. O ateşte de yemek yapabilirim. Gideyim. Bu hiç iyi olmadı. Hiç mantıklı olmadı bunu yapmam. Çünkü hem düşman var hem de az kalsın ölüyordum. Oo merhaba. Çok yanlış bir yere geldim. Ölüme geldim. Oturup yemek yapayım mı şurada? Arkadan da vurdu ya. Arkadan da vurulmaz arkadaş ya. Tamam kaçıyorum. Orası sizin bölgeniz. Gelmeyin. Aa burada şey var. Para alalım. Ne yapayım? Suya mı atlayayım ya? Kaçayım da suya mı atlayayım? Bakayım çıkacak yer var mı? Aa güzel. Karşı tarafa geçtim. Güzel bir kaçış oldu. Hatta burada mantar da bulduk bol bol. Da alalım. Ya size bir mantar pişireyim dedim. Başıma gelene bakın ya. Burada bir ateş var ama oraya kadar beni yaşatırlar mı? Bir gidelim. Ateş başında artık yavaştan anlatacak ne kadar şey var bilemedim yani aklıma gelmiyor ama buradan tekrar ben aşağı ineyim. Bir ateş başı bulup orada size yemek yaparken videoyu da sonlandırırım diye düşünüyorum. Bir şey bulamasam da yine bir manzara buluruz en kötü. Bakın yukarıda manzaralı bir yer var. Çıkayım hatta oraya. Aa merdiveni kapat. Şimdi bu dünyayı gezerken farklı yollarda ilerliyorsunuz. Bazen böyle merdivenler görüyorsunuz. Diğer taraftan o merdiveni açmazsınız ki ben böyle birkaç hata yaptım. Merdiveni açmayıp devam ettiğimde şey yapamadım. Diğer tarafa ulaşamadım. Hani dolaşıp öbür taraftan açmanız gerekiyor. Ateşimizi de bulduk. Şurada yemeğimizi yapalım. Güzel. Evet, yani oyunla ilgili aklıma gelen işte ilk 5 saat sonunda bulduğum, not ettiğim şeyler bunlardı. Daha yapılacak çok fazla şey var, çok fazla silah var. Çok ileri seviyelerde çok iyi nasıl diyeyim, zırhlar, çok daha etkili silahlar ve olan silahların da upgrade'iyle beraber şu benim gördüğünüz çok kolay ölen halimden çok daha güçlü bir hale gelebiliyorsunuz. Erken şimdi şu anki sürümünde oyunun ilk bölümü, ya ilk bölümü değil mi? İlk geniş dünyası varmış. Yani burada yapılacak çok fazla şey var. Bu versiyonu, şu anki versiyonu 20-30-40 saat oynayanlar da var. Yani çok da küçük bir az bir içeriği yok.
ki yapabilecekleriniz yaptıklarınızla beraber ya da işte farklı oyalanma şeyleri buldukça işte evi yapmak, eve almak, evin içine döşemek, işte diğer birimlere eklemek vesaire derken yapacak çok fazla şey var. Ha şu da bir tercih. Yani birçok oyunda oluyor bu. Erkenleri şimdi oynuyorsunuz. Sonra hani belki oyuna doyuyorsunuz ve bir daha oynamak istemeyebiliyorsunuz. Ben bunu mesela Valheim'da yaşadım. Valheim ilk çıktığında oynamıştım. Sonra biraz artık o şeyimi kaybettim. Oyun gelişiyorken, update'ler geliyorken vesaire o tekrar dönmeyebiliyorsunuz. Bazı oyunlarda tam tersi. Tekrar oynamak isteyebilirsiniz ama bu oyunda da yeni bir karakter yaratırsınız farklı özelliklerle. Onunla da ilerleyebilirsiniz ama hani şu versiyon da bence gayet oynanabilir. Ve sizi çektiyse oyunun teması, oynanışı şu ana kadar gösterdiklerim ki diyorum daha fazlası da var. Şimdi de başlayabilirsiniz. Bekleyip devamında oyunun gelişimini de görebilirsiniz. 3 update aşaması varmış. Önce multiplayer gelecek. Onu belki şu ana kadar söylemedim. 4 kişi co-op da oynayabiliyorsunuz. Beraber de girebiliyorsunuz. Onun dışında farklı tabii ki oyunun hem dünyasını hem hikayesini akıtan diğer güncellemeler de gelecek. Ne kadar erken erişimde kalacağı belli değil. Onu not düşmemişler ama dediğim gibi gelecek vadeden şu anki haliyle bile gayet eğlendiren bir oyun. İlk çıktığında optimizasyon sorunu var diyorlardı. Ben çok yaşamadım. Bir tek aynı anda böyle 8 tane falan varili kırdığımda böyle bir anlık kasma oluyor ama onun dışında ben performans sorunu yaşamadım ama hani benim sistemim de ortalamanın üstünde olduğu için aslında biraz da ondan da olabilir diyorum. Oyun hoşunuza gittiyse ve satın alıp oynamak isterseniz Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Fiyatını da ekrana yazıyorum. Hatırlamıyorum. Umarım çok pahalı değildir. Uygun bir fiyatıdır. Dolarla da olsa diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.